Çerçeveden merhaba. Bu haftaki konumuz Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlaması. 41 işçinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili tartışmalar devam ediyor. Kader mi, ihmal mi tartışmaları sürüyor. Siyasi partilerin, iktidarın ve muhalefetin konuya ilişkin yaklaşımını değerlendireceğiz, ele alacağız. Yine meclisin açılmasıyla birlikte iktidar cephesinde bir hareketlilik, muhalefet cephesinde ise bir durgunluk gözleniyor. Siyasi partilerin sahadaki durumlarını değerlendireceğiz. Konuğumuz Sosyopolitik Araştırmalar Merkezi Koordinatörü Yüksel Genç. Hoş geldin Yüksel. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Yüksel, maden patlamasıyla başlayalım istersen. 41 işçi yaşamını yitirdi. İhmal tartışmaları yapıldı. Sayıştay raporları ortaya çıktı. İktidar ve muhalefetten arka arkaya açıklamalar geldi. Meclis gün boyu hararetli tartışmalara sahne oldu. İşin teknik boyutunu maden mühendisleri çeşitli odalar tartıştı. Biraz işin siyaseti ilgilendiren boyutunu, iktidarı ilgilendiren boyutunu tartışalım istiyorum. İktidardan yine Soma'dakine benzer bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 yıl önce Soma'da 301 maden işçisi yaşamını yitirirken fıtrat açıklaması yapmıştı. Bunlar olabilecek şeyler demişti. Ve aradan uzun bir zaman geçti. Yine benzer bir açıklama yaptı. Birileri bununla dalga geçebilir. Ancak bizim için önemli değil. Biz kader planına inanıyoruz. Bunlar her zaman olacaktır. Bunu da bilmemiz lazım dedi. İktidarın bu patlamaya dönük yaklaşımını, facia da diyebiliriz, yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsun? Taylan, öncelikle son Bartın maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren 41 madencinin ailesine başsağlığı dilemek isterim. Sabırlar dilemek isterim çünkü çok zor bir durum. Ekmek kavgasının ölüm ve yaşam arasında ince bir çizgide yürüdüğü alanlardan biri maden ocağı ve o aileleri, o insanları ölümün kıyısında yaşama mecbur eden tüm uygulamaları da kınadığımı belirtmek isterim. Hükümetin açıklamaları gerçekten üzüntü veren açıklamalar olduğu kadar bu konuda ölümlerin önünü alınacağına dair radikal tutumları benimsediklerine dair de bir ibare içermiyor. Aksine ölümlerin, kolay ölümlerin, ekmek peşinde koşarken insanların ölüm çizgisinde hayatlarını sürdürme sistemlerinin olduğu gibi devam edeceğine dair açık bir niyet beyanı gibi de okumak mümkün. Çünkü eğer siz ölümü kader planı hanesine koyarsanız tedbirsizliklerinizin sonucu olan ölümleri, insan hayatını hiçe sayan yaşam biçimlerinizin ortaya çıkardığı ölümleri kader planının parçası olarak sayarsanız siz bu ölümleri kutsamış da oluyorsunuz bir yerde. Bu anlamda aslında hükümetin açıklamaları ne yazık ki bundan sonra hem maden hem diğer iş sahalarındaki ölümlerin çok da durdurulacağına dair radikal çözüm içermediği, bununla ilgili henüz arayışlarının olmadığını bize söylüyor. Taylan son bir yıl içinde Türkiye'de sadece bir yıl içinde 1360 işçi hayatını kaybetti. Bu yansıyan rakamlar. Sadece AKP döneminde 920'nin üstünde madenci hayatını kaybetti. Sadece madenciler. Ve her ölüm olayının ardından, her toplu ölüm olayının ardından fıtrat, kader gibi söylemler ne yazık ki ölümleri durdurmadığı gibi insanların yaşamının değersizleşerek hayata tutunmaya çalıştığı sürecin sistemin parçası olmasına yol açıyor bu tip söylemlerin kendisi. Üstüne üstlük bunca ölüm karşısında doğru dürüst yargılanmanın gerçekleşmiyor olması, bir tür cezasızlık politikasının benimsenmiş olması, sermayenin her seferinde kendisini kotaracak süreçleri hukuk içerisinde bile buluyor olmasının kendisi ne yazık ki bu ölümlerin en kolay, en rahat işlenebilmesinde, cinayet olarak gündemimize gelebilmesinde etkili unsurlardan biri. Dolayısıyla biz sadece bunları iş içinde ölüm, kader planı içindeki ölüm diye sayamıyoruz. Bunlar aslında öngörülebilir cinayetler durumunda, öngörülebilir cinayetlerin sürdürülmesinin kendisi de maalesef mümkün görünüyor hükümet açıklamaları karşısında. Bakın Maden Bakanlığı'nın
Barton sonrası açıklamalarını dinlediğimde doğrusu çok da ürktüm. Çünkü acının bile suistimal edilebildiği bir konuşma o. Ağustos ayında yaptığımız ölçümlere göre her şey normaldi diyor. Her şeyin çok normal olduğu, Sayıştay raporlarının çok normal olduğu bir yerde 41 insanın yaşamını yitiren bir grizu patlaması nasıl yaşanır? Bir anda mı olur? Kaldı ki bu tip tehlikeli iş yerlerinde iş güvenliği uygulamalarının nedenle sıkı tutulması gereken yerlerde sizin Ağustos ayını refere ederek her şey çok normaldi, bu patlama neden oldu, bu insanlar neden oldu dedirtecek tuhaflıktaki konuşma biçiminiz bile aslına bakarsanız insanı üzüyor. Bakın Türkiye işçi ölümleri açısından dünyada 4. sırada, Avrupa'da ise 1. sırada. İnsan emeğinin bu denli ucuz ve insan yaşamının bu denli aslında ucuz ve göze alınabilir olduğu nadir ülkelerden biri. Eğer Türkiye bir gün gerçekten itibardan tasarruf etmek istemiyorsa önce ucuz emek olayını tedavülden kaldırmalı. İnsan hayatının, yurttaşının hayatının çok değerli, her şeyin üstünde olduğunu gösterecek süreçler kurmalı. Bununla ilgili yasal, idari tüm düzenlemeleri yapmalı ve sorumluluk üstlenmeli. Fakat Türkiye'de şimdiye kadar ne yazık ki bununla ilgili politikalar görmek, bununla ilgili söylemler görmek, bununla ilgili düzenlemeler görmek imkansıza yakın bir halde. Ne zaman ölümler olur, kamuoyu tepki gösterir, o zaman bir şekilde rahatlatıcı birkaç söylem, her şey yapılacak, suçlular varsa cezalandırılacak, tedbirler alınmamışsa alınacak denir. Ama sonra hayat bildiğiniz gibi devam eder. Ölen öldüğüyle kalıyor ne yazık ki bu ülkede. Ölümün acısını yaşayanlar kendi kaderleriyle baş başa kalıyor. İşte bir kader varsa tam da orada açığa çıkıyor. O sevdiklerini kaybedenler kendi yaşam kavgaları içinde bir başına kalıyor. Dolayısıyla Türkiye'de ne yazık ki insan yaşamına dair, emeğin kıymetine ve insanın kıymetine dair kat edilmesi gereken çok fazla yol var. Bunu belki çok fazla bulabilir insanlar ama daha kaç örnek gerekiyor insan yaşamının kıymetine ve emeğin değerine, kutsallığına atıfla yaşayabilecek bir dünya düzeni için? Soma yetmedi anlaşılan Türkiye'ye, Ermenek yetmedi, Kozlu yetmedi, Şirvan yetmedi, Zonguldak yetmedi, Bartın'da yetmeyecek böyle giderse ve üzücü olan bu. Buradan muhalefet partilerinin tutumuna gelmek istiyorum. Olay duyulduğu andan itibaren bir gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'a gidecekti, programını iptal etti. Biraz önce değerlendirdiğim konuşmaları yaptı. Yine fıtrat ve kader planı ekseninde bir konuşma yaptı ama muhalefet partileri de programlarını iptal edip hızla Bartın'a gittiler. Parti görünür biçimde büyük büyük parti rozetleriyle orada yer almaları, boy göstermeye çalışmaları bir taraftan eleştiriye de neden oldu. Hızla oraya gitmeleri ilgili oldukları anlamına gelse de bu şekilde yorumlansa da çeşitli eleştiriler de yapıldı. CHP ilk defa maden şehitleri kavramını kullandı. Kendi içinde de tartışmaya yol açtı. Kendi içinden de itirazlar yükseldi. AKP'nin ya da muhafazakar kesimin terminolojisiyle bazı olayları adlandırmak, tanımlamak doğru değil denildi. Bir bütünen muhalefetin tutumunu, iktidarın durumunu, yaklaşımını değerlendirdin. Muhalefetin tutumunu nasıl değerlendiriyorsun ve toplamda bunların seçmende toplumda nasıl bir karşılığı oluyor? Biraz önce altını çizdin ya, ortada bir cezasızlık politikası var. Fıtratla açıklanıyor, kader planıyla açıklanıyor. Sayıştay raporları var, göz göre göre gelen katliam niteliğinde patlamalar var, kazalar var. Ama bunun üzerine sanki bir süre sonra bunlar unutulacakmış, toplum bunları hatırlamayacakmış, herkes eski yaşamına geri dönecekmiş gibi düşünülüyor Türkiye'de. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Genel olarak muhalefetin yaklaşımı, iktidarla birlikte muhalefetin yaklaşımı ve bunun topluma olan yansımasını. Aslında siyaset işçi ölümleri konusunda sorumsuz olmayı arzu ediyor ve söylemler sorumsuzluk içeriyor. İktidar işi kadere yükleyerek sorumluluktan kaçıyor. Muhalefet işi şehadetlere ve şehitliğe yükleyerek sorumluluktan kaçıyor. Oysa
yaşanan olayın hem sorumlularının bulunması, hem cezalandırılması, hem yenilerinin tekrarlanmaması, aynı acıların tekrarlanmaması için çok ciddi tedbirlerin alınması ve buna dönük politik ve siyaset üretecek dil ve söylemlerin kurulması gerekirdi. Ne iktidar sorumluluk üstleniyor, ne muhalefet hesap soruyor ve sorumluluk üstleniyor aslına bakarsanız. Dolayısıyla Bartın olayı bize iktidar ve muhalefetin sorumsuzlukta birleştiği ve sorumsuzluğun ana gıdasının, söylemsel gıdasının da muhafazakar dinsel kavramlar olduğunu bize anlatıyor. Kader ve şehitlikte birleşen bir muhalefet ve iktidar siyasetinin Türkiye'ye verecek hiçbir şey yok. Yaşamak isteyen, hayat değer görmek isteyen, emeğiyle var olmak isteyen insan ve yurttaş topluluğu açısından aslında verebileceği hiçbir şey yok. En azından iki söylemin buluştuğu yer bu. Doğrusu ölümlerin politikaya bu kadar tahvil edildiği ülkenin, dahası bu kadar açıktan tahvil edildiği ülkelerden biri Türkiye. İktidar kader söylemiyle kendisinden kaçabilecek oyları sorumluluğu üstünden atarak kaçmasını önlemeye çalışırken, muhalefet ne yazık ki şehadet kavramıyla muhafazakar kesime, dindar kesime hoş görünerek ama aynı zamanda sorumluluk talep etme hakkını da iterek bir şekilde seçmen tabanına konuşmaya çalışmış görünüyor. Ve bunun kendisinin değerlendirilmesi nereden baksan üzücü, değerlendirilecek bir şey yok. İki siyasal güç de, iki siyasal akım da bu ülkeyi aslında kendi kaderine terk etme konusunda niyetli görünüyor. Tam bu noktada işte muhalefet, ana muhalefet ve iktidar siyasetinin ortaya koyamadığı basireti bir şekilde Türkiye'de sivil toplumun ortaya koyması, kamuoyunun ortaya koyması, kader veya şehitlik kavramıyla örtülmek istenen cinayetlerin peşinden gitmesi, bu cinayetlerin sorumluların yargılanması, cezasızlık çarkının bir şekilde kırılması ama aynı zamanda yeni işçi cinayetlerinin yaşanmaması için, yeni cinayetlerin ihmaller sonucu açığa çıkmaması, kar hırsı sonucu açığa çıkmaması için tedbirler talep etmesi ve kamuoyunun bir şekilde denetleyici olabilmesinin yolunun açılması gerekiyor. Türkiye'nin de sanırım insanca yaşamakla ilgili önündeki en önemli alternatif, en somut alternatif, en gerçekçi alternatif bu gibi görünüyor. Mevcut iktidar ve muhalefet aklının ortaya koyduğu şey bize bunu vermeyeceğine göre iş kamuoyuna, sivil topluma düşüyor gibi görünüyor ne yazık ki. Bu konuda söylem olarak muhalefet ya da iktidar geriye çekilir mi? Cezalandırma sistemin, cezasızlık sisteminin kırılması sürecini yeniden oluşturur. Ama öte yandan risk oluşturan bütün işletmeler, iş yerleri için bir risk haritası çıkarıp kontrol denetleme mekanizması oluşturur mu? Bu konuda idari yapısal bazı zorunluluklar ve bazı yaptırımlar talep edip bunu gerçekleştirebilecek gücü ortaya koyar mı? Doğrusu şu anda bilmiyoruz. Şu anda görebildiğimiz iktidar ve muhalefetin sorumsuzlukta birleştiği hesap sisteme ve cezasızlık, hesap istemekten uzak durduğu cezasızlık uygulamasını besleyen motivasyonların kenarından dolaştığını gösteriyor bize. Kala kala ortam biraz da aslında sivil topluma ve kamuoyuna kalmış gibi duruyor. Bir diğer gündemimiz de siyasette yaşanan gelişmeler. Meclisin açılmasıyla birlikte siyasi partilerdeki hareketlilik de arttı. Ancak AKP'de gözle görülür bir hareketlilik, muhalefette de sanki bir durgunluk var gibi. Muhalefete alternatif olan üçüncü yol iddiasıyla ortaya çıkan Emek ve Özgürlük İttifakı'nda da ağır hareket edildiğine dönük eleştiriler var. Biraz ittifakların durumunu, meclisin açılmasıyla birlikte ittifakların durumunu değerlendirelim istiyorum. Öncelikle AKP'deki hareketliliği nasıl yorumluyorsun? Sansür yasası meclisten geçti, resmi gazetede yayınlandı, onaylandı. Karşı tarafa dönük, muhalefete dönük bir hamle yapmış oldu iktidar. Cumhurbaşkanı asgari ücrete ilişkin umut vadeden açıklamalar yaptı. İnsanları, toplumumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz, herkesi tatmin edecek rakamlar ortaya çıkacak dedi. Yine Bakan Bilgin EYT ile ilgili Ocak ayını işaret etti, toplumu umutlandıran açıklamalar yaptı. Bunu biraz şu minvalde sormak istiyorum. Yakın dönemde Metropol Araştırma Şirketi bir açıklama yaptı. 5 aylık anket sonuçlarını değerlendirdiklerinde AKP'den kopan bazı kararsız seçmenlerin
tekrar parça parça AKP'ye istikrarlı bir şekilde AKP'ye yöneldiklerine dair bir belirlemeleri vardı. Seçmen yeniden ülkenin özellikle AKP seçmeni ülkenin iyi yönetildiği, ekonominin iyiye doğru gittiğine dönük bir anlayışa yöneliyor. Bunda muhalefetin etkisi var mı? Yoksa bu gerçekten iktidarın başarısı mı? Tabii siz de sahada çalışmalar yapıyorsunuz, anket çalışmaları gerçekleştiriyorsunuz. Sizin çalışmalarınızda buna benzer sonuçlar var mı? Toparlıyorum bir bütün olarak. İttifakların, Cumhur İttifakı'nın, Millet İttifakı'nın ve üçüncü olarak ortaya çıkan Emek Özgürlük İttifakı'nın meclisin açılışıyla birlikte performanslarını nasıl görüyorsun, nasıl değerlendiriyorsun? Sıra sıra gideyim Taylan. Birincisi sansür yasası meselesi. Aslında bu Bartın Bartın'daki maden cinayetlerinin kendisinde de hissedilir biçimde aslında gördük. Giderek daha çok hissedeceğiz hayatımızda. İnsanlar paylaşım ve söylemde bulunurken sansür yasasının aslında neresine uygun olup olmadığında kafalarında tartar hale geldiler. Tepkiler, hesap sormalar, siyaseten hukuksal olarak hesap sorma istekleri, talepte bulunma söylemleri, eleştiri dilleri, her şeyini kontrol etmeye hemen başladı insanlar gibi görünüyor. En azından sosyal medyayı takip ettiğimizde, TV'lerdeki yayınları takip ettiğimizde sansür yasasının, yeni sansür yasasının dizaynına uygun bir söylem ve içeriğe uyumlaşmaya başlayan bir ana akım medyayla, bir toplumsal kamuoyu diliyle ya da dayatılan bir dille karşılaşıyoruz. Zaten sansür yasasının en önemli hesaplarından biri de orada içeride cezalandırma usullerini hemen uygulamaktan çok oraya varmadan önce insanların kendilerine hayat hakikatleri karşısında eleştiri dillerini kullanırken sansür uygulayabilme, söylem kurarken sansür uygulayabilme, egemen olana aykırı şeyler söyleyebilme gücünü zayıflatmakla ilgili bir hedefi vardı. Tam olarak aslına bakarsanız daha sansür yasasını mürekkebi kurmadan, daha meclis tartışmaları aşamasından itibaren kamuoyunda bu konuda bir temkinliliğin oluştuğunu, ana akım medyanın zaten buna oldukça uyumlu bir dizayn dili kurduğunu söylemek gerekecek. Ne yazık ki sansür yasası bir suskunluk yasası olarak tarifleniyordu biliyorsun. Sosyal medya üzerine yeni çıkan kanun tasarısının kendisi bir sansür yasası, bir suskunluk yasasıydı. Bu suskunluk yasasının ne yazık ki uygun bir toplumsal dizayna dönük de kimi medya organlarının ve siyasetin muhalefet dilinin uygun olduğu, uyumlu olduğunu söylemeden geçmeyeceğim. Aksi halde herhalde daha 3 gün 4 gün geçmeden Bartın'daki maden katliamlarının açığa çıkardığı cinayetlerin ölümü ve acının kendisi bu kadar normalleşemezdi. Şimdi dünden beri bakıyorum televizyona, her şey çok normal. Bu ülkede birkaç gün önce 41 insan maden altında yaşamını yitirmemiş gibi. Bu 41 insanın ailesi, çocukları, hayat gailesi içinde yaşama karşı nasıl direneceklerini bilmez bir halde yaşamıyormuş gibi, suçlular yokmuş gibi davranılıyor. Dolayısıyla sansür yasası daha şimdiden korkarım ki hedeflerinin bir kısmını gerçekleştirmiş görünüyor. Bu konuda muhalefetin de katkısının olduğunu söylemek mümkün. Şöyle, sansür yasası meclisten geçerken bile tam takır orada kıran kırana kıyasıya bir mücadele vermediler. Muhalefetini yapmadılar. Basına da yansıdı. Kaç muhalefetten kaç oy gittiğine, kaç muhalefet partilisinin orada hazır olduğuna dair. Burada trajik olan söyleme de değinmek istiyorum. Kılıçdaroğlu Amerika gezisiyle ilgili beyanda bulunurken sansür yasası meclisten geçtiğinde neden bulunmadıkları, neden bu kadar sınırlı muhalefet vekilinin bulunduğuna dair soruya yanıt verirken zaten onlar sayısal üstünlüğüne bağlı olarak çıkaracaklardı bu yasayı gibi bir bu anlama gelen bir söylem kuruyor. Bakın HDP'lilerin dokunulmazlıkları geçtiğinde de olur oy, evet oyu verdiklerinde de benzer bir savunma vardı. Zaten geçecekti. İktidar olmanın bütün olanaklarını zaten kullanacak. Siz niye muhalefet yapıyorsunuz demezler mi o zaman?
Yani sizin muhalefet olarak göreviniz kimi sayısal çoğunluklara bakarak konum almak mı, bir şeye dahil olmak ya da dışında durmak mı? Muhalefet olarak göreviniz bu mu? Bu bile başlı başına muhalefetin iktidar karşısında muhalefet etme biçiminin, söyleminin ve sınırlarının kendisini ele veriyor. Bu çok korkunç bir söylem. Benzer bir pozisyonu iktidarın başka atılımları karşısında da aslında görüyoruz. İktidar elbette seçim sürecinde tüm devlet olanaklarını, kendisine hasredilen bütün olanakları kullanacaktır. Ve bu olanakları kullanırken pek çok şey yapacaktır. Hukuku kendine uyarlamaktan tutun da olanakları karşıya yasak kılmaya kadar. Elindeki yasanın her ya da olanakların her biçimini en ince ayrıntısına kadar kullanmaya kadar pek çok yöntem uygulayacaktır. Muhalefet olarak sizin göreviniz onlar iktidar ne yapalım mı olacak? İktidardır kullanırlar yapacak bir şeyimiz yok mu olacak? Dolayısıyla sansür yasasına verilmiş yanıtın kendisi muhalefet açısından iktidar karşısındaki sınırlara işaret ediyor. Bu işaret ne yazık ki seçmeni olumsuz etkiliyor. Çünkü bu kadar büyük krizli ve umutsuz bir ortamda, endişeli bir ortamda, gelecek kaygısının yükseldiği bir ortamda, krizlerden ve kaygılardan kurtulmak için insanların güçlü olana ihtiyaç duyduğu bir zamanda, İktidar en güçlüsüdür, iktidardan güçlü olamayız anlamına gelecek söylem ve algılara yol açan muhalefetin bu yarıştan çekilmesi gerekiyor. Bu yarışta o muhalefetin işi yok. İnsanlar fırtınada, fırtınalı suda, dalgalarda boğuşurken güçlü olan şeye, tahtaya, ağaca tutunur. Kendisini taşıyacak olana tutunur. Ben taşıyamam dediğiniz yerde muhalefet edemezsiniz. Ama onların sayısal çoğunluğu var. Ama onlar iktidar. Ama iktidar olanakları var dediğiniz yerde muhalefet yapamazsınız. Bu söylemim içselleştirdiğiniz yerde yarın kurulacak sandıkta ama iktidar her şeye hakimdi. Biz sandıkları koruyamadık diyeceksiniz. Biz seçmenimizi şu nedenle getiremedik iktidarın şu 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 oyunları ya da şu 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 planları sayesinde. Çıkardığı sansür yasası yüzünden kamuoyu konuşamadı. Çıkardığı sansür yasası yüzünden biz yolsuzlukları deşifre edemedik. Çıkarılan sansür yasası yüzünden yasal haklarımız olmadığı için biz şu 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 suç durumlarına işaret edemedik diyeceksiniz çünkü bu işin sonunda. Bunu dediğiniz anda yapamadıklarınız AKP iktidarının hiçbir şey yapmaksızın sandıktan kazançlı çıkması ve birinci çıkması anlamına gelir zaten. Hiç bu yola çıkmaya gerek yok açıkçası doğrusu. Biraz muhalefetin söylemi bu anlamda çok trajik. Bir yanda kader seçimleri olduğunu iddia ediyorsunuz, ilan ediyorsunuz. Öte yandan memleketin durumunun korkunç bir yerde olduğunu söylüyorsunuz. Yurttaşın açlık, sefalet içinde olduğunu iddia ediyorsunuz. İnsanların mutsuz olduğunu söylüyorsunuz. Türkiye'de çoklu kriz halinden bahsediyorsunuz. İşsizlik, hayat pahalılığı, yaşamın ucuzluğundan bahsediyorsunuz. Sistemin otoriterizminden bahsediyorsunuz. Ama öte yandan sayısal çoğunluk onlarda. Böyle muhalefetin pek de olacağını sanmıyorum doğrusu. Tam da bu nokta seçmenin ihtiyaç duyduğu gücü ifade etmiyor. Seçmeni mevcut iktidara mahkum etmekten başka bir yere götürmüyor. Çünkü seçmen birkaç yıldır alternatif istiyor. Çözüm arıyor. Çözümü kim sunacak diyor. Beni bu durumdan kim çıkaracak? Hangi siyaset çıkaracak? Hangi siyaset beni bu durumdan çıkarırsa ona oy vereceğim diyor. Haklı olarak ama buna gücüm şu nedenle yok anlamı taşıyacak, seçmene bu duyguyu verecektir. Muhalefet yapmasın, bu sahadan çekilsin. Hiç gereği yok. Mevcut olanı besleyen bir muhalefet dili, mevcut olanı gerekçelendiren bir muhalefet dili, otoriterizm, diktatörlük gibi çok radikal söylem ve tespitlerde bulunup bunun gereğinin mücadelesini yapmayan bir muhalefet dili, mevcudu besliyor, mevcudu onaylıyor, mevcuda katılıyor demektir. Senin katıldığın mevcuda yurttaş zaten katılmak zorunda kalır. Yani mesele biraz da bu. Şimdi saha bir süredir evet muhalefet cephesi oldukça suskun. İktidar cephesi ekonomik açıdan pek çok sübvansiyon planlarından bahseder oldu. Kimi indirimlerden, kimi teşviklerden bahseder oldu. İnsanların seçim sürecine kadar
en azından nispeten de olsa rahatlayabilmesini sağlamak, anı günü kurtarmak, kurtarmasını sağlamakla ilgili psikolojik de olsa, umuda da oynasa bazı söylemlerde bulunmayı sürdürüyorken muhalefet sahada yok gibi ne yazık ki. Muhalefetin sahada kendisini hissettirmiyor olması, gündem kuramıyor olması, iktidarın kurmuş olduğu gündemlerin etrafında gerekçeli bir duruşun parçası olmaktan kurtulamıyor olması seçmeni elbette ki umutsuz hale getiriyor, seçmeni elbette ki düşündürüyor. Bizim son yaptığımız saha araştırmalarının kendisi de aslında AKP iktidarından daha önce kopmuş olan o büyük kararsızlar hanesinden küçük bir kısmının AKP'ye yeniden döndüğünü gösteriyor. Daha önce bizim yaptığımız çalışmadan bahsederken de bahsetmiş olmalıyım. Son iki çalışmada AKP'den kararsızlaşmış 2 puan kadar bir seçmenin yeniden AKP'ye döndüğü, hala en büyük kararsız seçmen kitlesini AKP ve MHP barındırsa bile bu büyük kararsız seçmen hala güçlü bir biçimde ve konsolide bir halde muhalefeti adres olarak belirleyebilmiş olmadığı gibi son 4-5 aydır 2-2,5 puan kadar bir AKP'ye dönüşün söz konusu olduğunda söylemek gerekiyor. AKP'ye dönmüş gözüken bu kararsızlar hala yalnız hala memnuniyetsiz kararsızlar, hala hareketli seçmen grubu olarak da orada duruyor. Bu seçmeni ikna etmek, bu seçmene umut vermek, bu seçmeni güvende kılmak, bu seçmene biz halledeceğiz duygusu vermek muhalefetin elinde. Ama bunu yaparken, ama onlar iktidar, ama güç onlarda, ama sayısal çoğunluk onlarda, ama onlar şöyle demekten vazgeçmek gerekiyor. Uzunca bir süre iktidarın başarısızlıkları ve derinleştirdiği kriz muhalefete çok fazla seçmen kaydırma potansiyeli açığa çıkarmıştı. Ve seçme aslında muhalefeti AKP'nin başarısızlığı uzun süre konsolide etti. Bunun içerisinde CHP'si de var, İYİ Partisi de var, HDP'si de var ve diğer siyasetler de var. Bütün muhalefet var. Bütün muhalefeti AKP'nin başarısızlıkları, beceriksizlikleri ve derinleştirdiği krizler, duvarlıkçı politikalar bütün parti siyasetlerde seçmenin ya onda konsolide olmasını kolaylaştırmıştı. Ama böyle devam ederse süreç tersine işler. Tersine olarak muhalefetin iddiasızlığı, güçlü görünme arzusundaki uzaklık, iktidar olma hevesi ve motivasyonundaki zayıflık, çözüm gücü olmasındaki cesaretsizlikle ilgili sürecin kendisi AKP'yi konsolide edebilir bu olasılık mevcut Taylan. Değerlendirmelerin için teşekkürler Yüksel. Çerçevede bu hafta Bartın'ın Amasra ilçesinde gerçekleşen maden patlamasını, siyasi partilerin patlama ilişkinin tutumlarını ve yaklaşımlarını, meclisin açılmasıyla birlikte ittifakların genel durumunu ele aldık. Başka bir programda görüşmek üzere, hoşça kalın.